Merhaba, merhaba sevgili sadık izleyiciler. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü yıkamamda bir çarşaf yıkama işlemi gerçekleştirmek istiyorum. Fakat kanalımda bugün bir misafirim var. Yeni yılın ilk misafirini kanalımda ağırlıyorum. Yeni yılın ilk misafirinde, misafir yıkamasında bu çarşafları kim yıkayacak diye bana soracağınızı şu an biliyorum. Ağırlayacağım misafirim Ezel. Daha önce mükemmel bir perde yıkama işlemi bana yaptırmıştı. Bu sefer perde değil de ona çarşafları yıkattırmak istiyorum. Ezel'in seçtiği deterjanı şöyle size göstereyim. Ezel benden Persil Color deterjanı seçmemi istedi. Ezel her zaman renklerini yıkarken Ariel, Persil ve Omo'ya güvenerek bunların üçüyle renkli çamaşırlarını ve çarşaflarını yıkıyormuş. Ezel'in seçimi benim seçimlerime benzediği için ben de bu yıkamadan çok memnun kalacağımı biliyorum. Persil'e her zaman güveniyorum. Persil'i her zaman kanalımda sizlere takdim ediyorum. Deterjan oranına Ezel karışmadı. İstediğin kadar koyabilirsin Serkan dedi bana. Ben de şimdilik iki ölçek kadar koyuyorum bu fincanımla. Senin suyun kireçlidir dedi. Biraz da kireç önleyici ekle dedi bana. Okey. Ve son zamanlarda lavantalı yumuşatıcılara çok beğeniyorum dedi kendisi. Lavantalı yumuşatıcım varsa evinde onu kullanabilirsin dedi. Vernel'in lavantalısı yumuşatıcısını bana sordu kendisi. Evimde olmadığı için ben de Actisoft'un lavantası var dedim kendisine. Tamam Actisoft lavanta da olur dedi. Bunun için Vernel lavantalı değil de Actisoft lavantalı yumuşatıcıyı bu yıkamamda kullanıyorum. Persil ve Actisoft lavanta tam bir ferah ve aromaterapik bir kokuyla bu çarşaflar yıkanacak ve insanları yani benim evimdeki insanları ve beni uykuya mükemmel bir şekilde lavanta kokusuyla aromaterapik olarak geçirtecek. Makinemi açıyorum. Elbette makinem içerisinde önceden çarşafları koydum. Makinemin kapağını kapattım. Ezel'in seçtiği programı şimdi size göstereyim. Sentetik. Sentetik 60 derece full program. Ezel'in yıkaması başladı. Hayırlı olsun. Sentetik programını Ezel çok seviyor ve benim sentetik programının sürekli olarak devamlı kullandığımda da onun hoşuna gidiyor. Hatta bir ara sentetiği kullanmıyordu. Başka programları ben kullanıyordum. Bir gün yorumunda Ezel bana dedi ki sentetiği kullanmıyorsun, sentetiğin pabucu dama mı atıldı? O yoruma çok gülmüştüm. Çok güzel bir yorumdu o. Kendisine çok çok selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Verdiği destekten ötürü. Enişteye de buradan selamlarımı iletiyorum ve Ezel'in arkadaşı var. 5500'e çamaşır makinesi kullanan bir arkadaşı varmış. Ona da buradan selamlarımı iletiyorum ve benim kanalımı o da izliyormuş. Evet, izleyiciler harika bir çarşaf yıkaması izliyorsunuz. Makineye istediğim kadar su ekleyebilir miyim yoksa ekleyemez miyim de kendisine söyledim. Ekleyebilirsin dedi. Ve köpürttürebileceğimi de bana kendisi söyledi. Deterjan miktarına ve su miktarını sen kendin belirle dedi. Bir ara kendisi Omo mu yoksa Persil mi diye bir gelgit yaşadı ama sonradan Persil seçti. Böyle sorduğum zaman izleyicilerim
böyle bir tereddüt yaşıyorlar. Genellikle bu çok normal oluyor. Özellikle rüzgar çok fazla tereddüt yaşadı. Sürekli gelgit olarak perde yıkamasında onu mu seçsem, bunu mu seçsem, zaten perde yıkamasında da rüzgarın yıkamasında bunu söylemiştim sizlere. Şu deterjanı ana yıkamaya mı koysam, ön yıkamaya mı koysam, böyle yapsam nasıl olur, böyle yapsam nasıl olur, bir ince bir hesap yaptı kendisi ama mükemmel bir perde yıkamasıydı. Çok çok beğendim Rüzgar. Özellikle annem de zaten çok beğendi perdelerin kokusu. Bu perdeler mis gibi kokuyor dedi. Ve ütülü gibi çıktı perdeler. Her zamanki gibi sanki ben yıkamışım gibi. Mükemmel bir şekilde çıktı. Bu arada içeriden süpürge yapılıyor. Süpürge sesi duyabilirsiniz. Benim videolarımda sürekli olarak arada bir süpürge sesi duymanız normal. Tukur sesler duyabilirsiniz. Bazen süpürgenin sesi de duyulmuyor. Sadece tıkır tukur ses, garip sesler duyuluyor. Süpürge yapıldığını söylüyorsun ama süpürgenin sesi çok duyulmuyor demişti bir gün Belgin abla. O da videomu izliyor. Kendisine selam yolluyorum buradan. Gece onun videosunu izledim. Uyumadan önce harika bir videoydu. Özellikle güncel konulardan bahsetmesi falan efsane. Çok seviyorum onun videolarını gece seyretmeyi. Bazen yorum yazacakken uyuyakalıyorum. Ertesi sabah yorum yazıyorum. Akşam neyse ki yorumumu yazdım. Öyle uykuya geçtim. Sentetiğin standart programlarında sensör çalıştırmadığı için benim makinem, kendi makinem için konuşuyorum. Başka Bosch ve Siemens çamaşır profilo makineleri kastetmiyorum. Kendi seri altı makinem için söz ediyorum. Sentetik 40 ve 60 derecede sensör çalıştırmadığı için içerisine önceden suyu dökebiliyorum. Ama pamuklu programda önceden su döktüğüm zaman bazen süreyi içerisinde çok çamaşır olsa bile kısaltabiliyor. Mızıkçı program adı üstünde. Dediğim gibi çok mızmız ve mızıkçı gıcık bir program benim makinemin pamuklu programı. Sentetik programın aldığı su da çok az miktarda olduğu için mutlaka ben su dökmek zorunda kalıyorum. Aa, neden su döküyorsunuz? Bu makinenin aldığı su bu kadar. Makineler bu kadar su alıyorsa o zaman böyle yıkamak zorunda diyen izleyicilerim de oluyor yeni yeni izleyiciler. Ama ben bu şekilde yıkıyorum. Benim yıkama tarzım böyle. Eski makinem bu makineden daha da fazla su alıyordu ama ben yine de su eklemesi yapıyordum. Eski Arçelik SJ çamaşır makinemde. Persil kalıntısını şöyle suyla ettirmek istiyorum ama yapışmış. Mecburen parmağımla müdahale etmek zorundayım içerisine. Persil'e her zaman güvenirim. Tavsiye ediyorum mutlaka persil kullanın. Momo kullanın, Ariel kullanın. Ben bir persil kullanıcısıyım eskiden beri. Renkli çamaşırlarda ya persil kullanırım ya bingo renkler için ya da Omo kullanırım. Omo benim büyükannemden yadigardır. Anneannemden yani. Babaannemin evinde ise genellikle Ariel ve Alo kullanılırdı. Anneannem Unilever'ci, babaannem ise PNG'ci bir kadındı. Allah rahmet eylesin ikisi de. Şu an hayatta değiller.
Evet, içerisine eklediğim deterjan yeterli geldi. Bir miktar daha su eklemek istiyorum içerisine. Yaklaşık yarım litre ya da 1 litre arası eklesem yeterli gelecektir. İnce ince köpükleri de zaten sizler de ben de gördük. Böyle rengarenk yıkamaları seviyorum. Özellikle açık renklerde, beyazlarda. Böyle beyazların içerisinde de açık renkleri böyle karıştırdığım zaman çok güzel bir görüntü oluyor. Sevmeyenler de oluyor elbette. Beyazların içerisinde açıkları karıştırdığım zaman. Ama ben seviyorum. Beyazları sadece beyaz olarak da yıkamayı seviyorum. Açıklarla birlikte karıştırarak da yıkamayı seviyorum. Zaten sizler de biliyorsunuz. Şimdi müsaadenizle ben şişeme su doldurup tekrardan buraya geleceğim. Evet, geldim. Şimdi şelaleden su aktaralım manuel jet. Bana soruyorlar eski makinenin su jetini özlüyor musun diye. Evet özlüyorum. O çamaşırı daha iyi köpürtüyordu. Daha ilk çevirmede hemen köpürtmeye başlıyordu ve ben o zaman daha az deterjan tüketiyordum. Ben bu makineye geçince daha da fazla deterjan tüketmeye başladım. Süreye bir göz atalım. Süreye bakmadık. Süreyi göstermeyi unuttum sizlere. Süre 1 saat 38 dakika olarak şu an. Yavaş yavaş köpürüyor. Isı arttıkça köpük de artacak. Daha fazla deterjan ve su eklemek istemiyorum. Neden? Eklemiyorum söyleyeyim. Çünkü yıkama parfümü yok. Eğer yıkama parfümü olsaydı biraz daha ekleyebilirdim. Köpükleri söndüreceğimden dolayı. Yıkama parfümü kullanmayacağım için. Çünkü Ezel de yıkama parfümü kullanmıyor. Onun yıkaması olduğu için ve onun yıkamasına saygı gösterdiğim için ve onun yıkamasını size temsil ettiğim için ben bu videomda bunun için yıkama parfümü kullanmıyorum. Evet, bakın köpükleri yavaş yavaş çıkıyor. Şöyle bir sıcaklığına bir bakayım. Çok çok böyle ılık. 25 derece kadar sıcaklığı var. İçerisinde çarşaf var, yorgan kılıfları var, bir adet 60 derece dayanabilen bir polar örtü var, mavi. Çarşaflarınızı her zaman 60 derecede yıkayın arkadaşlar. Bunu daha önce de söylemiştim sizlere. Bazı insanlar lacivert çarşaf kullanıyor, bazı insanlar bordo çarşaf kullanıyor, bazı insanlar siyah renkte çarşaf da kullananlar var, Nevresim takımı.
Eğer onların 60 derecede boya vermesini istemiyorsanız, o zaman onları ne yapacaksınız? Uzun bir programda ve 40 derecede yıkamanız gerekli. Ha, bana soracak olursanız ben onları da 60'da yıkarım. Hijyen için. Toz deterjanla. Ama bazı insanlar renk atmasından çok korktukları için ve çarşafların rengi kalıcı durması için 40 derecede yıkamayı tercih ederler. Tabii ki saygı duyuyorum. Ama lütfen kısa programda yıkamayın. O dediğim renkteki çarşafları, yani lacivert olsun, siyah olsun, kırmızı bordo tarzında ya da koyu fuşya pembesi renginde yıkayacaksanız mutlaka kısa programda 40 derece kullanmayın. Uzun programda 40 derece kullanın ve toz deterjan kullanın ki çarşaflarınız temiz olsun ve soda o renklere kullanmayın. Soda renk artması yapabilir. Açık renkteki çarşaflara soda kullanmanızı tavsiye ederim. Şöyle bir miktar daha su eklemek istiyorum ki camda şu görünen köpükler biraz daha artsın. Hemen geliyorum biraz daha su alıp. Evet. Sevgili izleyiciler, ne yaptık? Bir tekrar edelim. Kanalımdaki videoları ilerleterek izleyen izleyiciler için. Sadece toz deterjan olarak persil kullandım ve kireç önleyici ve aktisot lavanta yumuşatıcı kullandım bu çarşafları yıkarken. Ezel'in isteği doğrultusunda sentetik 60 derecelik bir programda Flagelife Sessig Grad Easy Care 60 Degrees. Full program, bildiğiniz uzun bir program. Süper bir yıkama, ekonomik bir yıkama. Tavsiye ederim, deneyin evinizde. Persil ve Aktisoft yumuşatıcınız varsa deneyin ya da Vernal'in lavantalı yumuşatıcısıyla Persil'i kombin edebilirsiniz. Henkel ürünleri olduğu için ikisi de mükemmel bir koku çıkacaktır ortaya. Persil zaten her zaman Vernal'i tavsiye eder. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Hepinize iyi akşamlar, iyi bir akşam geçirmeniz dileğimle. Ve Ezel'e tekrar teşekkür ediyorum. Best of'ta yer aldığı için. Bakalım bir sonraki Best of listesinde kim olacak? Bana yorumlarda tahminlerinizi yazın olur mu? Thank you for watching. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Adios.